Ayak Stadyumu'na doğru geldi. Gazipaşa Bulvarı'ndayız. Arkada takım otobüsü var. Onu ekranlara getireceğiz şimdi. Adana Spor takımı Gazipaşa'da taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğun coşkusunu istediklerini tutuyorlar. Adana Spor takımı 12 yıldan sonra Süper Lig'de coşku bu şekilde kullanıyor. Toros kaptanları tarihi günlerinden birini yaşadı dün. Tarih 1 Mayıs 2016 saat 16.15 Adana Spor üstü açık otobüsle ve yüzlerce araç konvoyuyla hareket etti 5 Ocak stadına. Üstü açık otobüste şehir turu atarak kupayı kaldırmaya giden turuncu beyazlı takım Adanalılar tarafından yol boyunca alkışlandı. Saat 19'da Alanya Spor karşısına çıkacaktı Adana Spor. 17.25'te zar zor atabildi kendini stada. Sevgili seyirciler, Adana Spor takımı zor şartlar altında geldi buraya kadar. Konvoy halinde geldiler. Yereşen testlerinden saat 16.15'te çıkmıştı. Saat yaklaşık 17.25, bir saate aşkın bir süredir Adana Spor takımı stada gelemedi. Saat 19'da da Alanya Spor'la maçı var. Adana Spor takımının arkada takım otobüsü stada girmeye çalışıyor. Şu an stadyumun önündeyiz ve Adana Spor takımı geldi. Saat 19'da Alanya Spor karşısına çıkacak. Bugün Adana Spor takımı sevgili seyirciler şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden alacak. Adana Spor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve şampiyonluk kupası bugün Yıldırım Demirören tarafından Adana Spor kulübüne verilecek. Herkes oradaydı. Adana Sporlu eski futbolcular, siyasetin güçlü isimleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, turuncu beyaz sevdalıları ve efsane hoca Eyüp Arın. Evet, ya tabii bu şampiyonluk hemen birkaç kelimeyle anlatılacak bir duygu değil ama bunun keyfi hazzı bambaşka. Bir Adanalı olarak, bir Adana Sporlu olarak Adanalı oyuncularımızla bu takımın şampiyon olması çok daha başka. Abi bu Adana için çok önemli bir gün. Uzun zamandır bekleniyordu. Adana Spor yönetimi, takımı, seyircisi bir bütün halinde bu başarıya imza attılar ve bugüne geldiler. Bu açıdan da tarihi bir gün. Çünkü çok uzun zamandır bunun için mücadele ediliyordu. Adana Spor'umuzu tebrik ediyorum. Tabii bununla beraber yönetimini, taraftarını, tüm camiasını tebrik ediyorum. 20 yıl sonra dediğiniz gibi büyük başarı yaptılar. Süper Lig'de de başarılar diliyorum. Adana bunu hak ediyordu. Büyük bir şehir. Adana Spor'un başarısıyla bugün hepimiz gururlanıyoruz, mutluyuz. Adana bunu hak eden bir şehir. Adana Spor'u bayram başta olmak üzere tebrik ediyorum. İnşallah renk getirecekler Süper Lig'e. Tabii Adana'nın tüm hemşerilerimizin özlemle beklediği bir başarı bu. Bu anlamda da bu başarıyı yakaladığımız için tüm Adanalılar mutluyuz. Öncelikle başta bayram başkan olmak üzere teknik heyete, futbolculara, müthiş taraftarımıza Allah razı olsun diyorum. Onları tebrik ediyorum. Yaklaşık 30 yıl önce de bu takıma transfer olduğunda Adana Spor'a o şampiyonluğu yaşamıştık. Süper Lig'e çıkmıştık. O tarihi günlerden bir gün. Yıllar önce bu duyguları hep beraber yaşamıştık. Bugün tarihi bir gün. Gerçekten Adana Spor'un düğünü var burada. Eski oyuncular, eski yöneticiler, eski futbolcular, antrenörler ve büyük Adana Spor taraftarları hep bir arada olacaklar. Çok önemli bir günü kutlayacağız. Yıllar sonra Adana Spor'un tekrar Süper Lig'e dönmesi Adana'ya gerçekten çok şeyler katacak. Bu Adana Spor bütün Türkiye'deki takımlara örnek olmalı. FIFA kurallarına, kriterlerine, UEFA kriterlerine göre herkes bu Adana Spor gibi ileride olmaya mecbur. Adana Spor Başkanı'nın, antrenörünü, herkesi tebrik ediyorum. Süper işler başardılar. Öncelikle hayırlı olsun Adana Spor camiasına, Adana'ya. Ben bir basın mensubuyum ama bu tribünlerden çıkan bir basın mensubuyum. O yüzden böyle olunca insan çok arada kalıyor. Basın mensubu musunuz? Sevdiğiniz, tuttuğunuz takım Süper Lig'e mi yükseldi? O yüzden çok karışık duygular yaşıyorum ama ne olursa olsun Adana Süper Lig'e geldi. Çok mutluyuz bundan dolayı. Vallahi Adana Spor aslında yani bizim gibi bu ligi takip edenleri de çok iyi anlamda yanılttı. Ders verdi diyebiliriz aslında. Bize ders verdi. Yani sezon başında bana kim sorsa Adana Spor şampiyonu dese hani playoff'u belki zorlar derim ama direkt şampiyon olacağını hiç aklıma gelmezdi. Önemli bir şey tabii. Çok büyük sevinç kaynağı.
uzun yıllardır Süper Lig maçları seyredemiyorduk. Onu seyredeceğiz. Artık maç saati yaklaşıyordu. Adana Spor taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurmuştu. Ortalık bayram yeriydi. Rakip Alanyaspor'du. Ancak bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü herkes maçın ardından düzenlenecek kupa törenine odaklanmıştı. Karşılaşma 2-0 Alanya galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardındansa beklenen an geldi. Kupa törenine geçildi. Önce futbolcular, ardından teknik direktör Engin İpekoğlu ve Akgül ailesi, Akgül ailesini çağıracağız şimdi buraya. Alkışlar onlar için. Furkan Akgül, İbrahim Akgül, Hamza Akgül ve Başkan Bayram Akgül. Son olarak da Kaptan Mert Han çıktı sahneye. Kaldırması için Kaptan Mert Han açılı çağırıyorum. Şampiyonluk madalyaları Ömer Çelik, Yıldırım Demirören ve Vali Büyük tarafından takıldı. Golcü isimlerinin başında geliyor. O... Ve kupa Kaptan Mert Han'ın ellerinde havaya kaldırıldı. Büyük sevinç vardı 5 Ocak stadında. Hasret bitmişti çünkü. Adana Spor taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.